Evet, her şeyden önce deklare ediyoruz ki biz Allah'ın yolunun inşallah ölünceye kadar yolcusu olacağız. Bu konuda tökezlediğimizde, düştüğümüzde bir başka kardeşimizin elimizden tutmaması onun için de vebaldir. Onu hatırlatmak zorundayız. Dosta düşmana ilan etmek durumundayız ki biz bütün dünya Kur'an'dan yüz çevirse, tevhidden vazgeçse inşallah biz bu yolda hayatımızı sürdüreceğiz ve ya cephede, ya kürsüde, ya secdede ölümü tatmak için Rabbimizden yardım bekleyeceğiz. Ama yatakta ölmemek için gayret sarf edeceğiz. Çünkü şairin dediği gibi gülmeye değil ağlamaya bile vaktimizin olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Kafirler bizlerden çok daha fazla gayret sarf ediyor. Bakın ta Amerika'dan geliyorlar, Suriye'de, Irak'ta yapacağı zulümleri yapıyorlar. Rahatlarını bırakıyor, kimileri oralarda ölebiliyorlar. PKK dağlarda ne kadar insanın hayatını kendi davası için feda etmesine sebep olabiliyor. Batıl davalar bu kadar fedayı bekliyor, istiyor ve buluyor da Allah'ın davası için biz neler yapıyoruz, neler yapmak zorundayız. Evet, yani gidişatımız çok iyi değil. Kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Davamız sadece laflardan ibaret kalmış. İnsanlarsa örnek yaşayış bekliyorlar. Söze karınları doydu herkesin. Sevgili kardeşler, Müslümanlar olarak öncelikle Kur'an'ı tekrar bireysel, ailevi, sosyal, siyasal, ekonomik, hukuki alanda bütün hayatın ilgilendiği alanlarda Kur'an'ın hükümlerini önce gündemleştirmemiz, sonra hayata tatbik edilecek şekilde sunmamız icap ediyor. Dünya İslam'a gebe aslında. Ama biz onu insanlara sunamıyoruz. Özellikle yaşayarak, güzel ahlak numunesi olarak, canlı Kur'an gibi, efendim, Kur'an'ı hayatına geçirmiş, canlı tercüman gibi onu yaşayamadığımız müddetçe, Kur'an'ı terk edenlerin durumuna düşebiliriz. Kur'an'ı nasıl hayata geçireceğimizi de biliyoruz. Allah Resulü, Kur'an'ı nasıl anladı, nasıl hayata geçirdiyse, Kur'an'ı nasıl pratize ettiyse, sünnet dediğimiz aslında Kur'an'ın hayata geçirilmesi olan ve etle tırnak gibi olan iki esası birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. İşin sadece lafını yapmak değil, peygamberi Kur'ansız, Kur'an'ı peygambersiz anlamaya çalışmak yanlış anlamaktır. Maalesef bugün kitabı da devreden çıkartan bir sürü projeler var. Peygamberi devreden çıkartan nice yanlış yaklaşımlar var. Öyleyse biz teferruatı bir kenara bırakarak bu iki esası gündemleştiren, bunlara inanan Müslümanlar olarak birbirimizle kucaklaşmak, birbirimizle aynı davanın insanları olarak aynı hedefe kilitlendiğimizi dosta düşmana göstermek zorundayız. Cihadın sadece savaştan ibaret olmadığını, cihadın aslında insanları cehenneme göndermek değil, cehenneme giden insanları cennete yönlendirmek demek olduğunu, bunun savaşın dışında ekonomi yönüyle de, ilim yönüyle de, fikri, içtihadi yönüyle de alakası olduğunu ve bütün kapsamlarıyla cihadı içselleştirmemiz icap ettiğini, cihadın zıttının
korkaklık demeye geldiğini yeniden gündemleştirelim. İnsanlardan korkmayın, benden korkun diyen Cenab-ı Hakk'ın uyarısını dikkate almak zorundayız. İnsanların cenneti cehennemi yok. Ve dünya bir araya gelse biliyoruz ki bir kimsenin en küçük tüyüne bile zarar veremez. Yine dünya bir araya gelse herhangi birimize en küçük bir faydaları bile dokunamaz. Öyleyse korkulacak sadece Allah vardır. Korkmadığımızı günlük hayatımızda ispat etmek zorundayız. Zalimler, tağutlar kadar, ahlaksızlar kadar biz cesaretimizi ortaya koyamazsak bulunduğumuz yerlere sahip de çıkamayız. Filistin ağlıyor, Suriye ağladığı gibi. Ve biz ne yapacağımızı bilmeyen, güçlerini birleştiremeyen, maalesef darmadağınık insanlar konumundayız. Ümmet olmadığı müddetçe daha nice problemlerle karşılaşacaktır. Biz İbrahim Aleyhisselam tek başına ümmetti hatırlarsak. Çünkü tevhidi tek başına bütün topluma ilan etmişti. Biz 1,5 milyar olduğu iddia edilen Müslümanlar tevhidi daha çevremize, akrabalarımıza duyuramadık. İlan edemedik. Bulunduğumuz yerlerde hesaba katılmayacak, İrab'dan mahalli olmayacak bölük pörçük insanlar durumuna düştük. Bu ölü toprağını üzerimizden atmamız gerekiyor. Bir silkinmemiz icap ediyor. Rabbimiz bizden ne istiyordu ve biz ne durumdayız? Sahabelerle yarışması gerekenler bugün apartman konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Dünyadaki işgalleri bertaraf etmesi gerekenler evlerindeki, ülkelerindeki, mescitlerindeki, sokaklarındaki işgalleri farkında bile değiller ki kaldırsınlar. Zihinlerimiz, gönüllerimiz işgal edilmiş. Evlerimiz, mahkemelerimiz, okullarımız, mescitlerimiz, meclislerimiz hep işgal altında. Bunu ciddi manada değerlendirmemiz gerekiyor. Bulunduğu yerlerdeki küçük işgalleri kaldıramayanlar, Mescid-i Aksa'yı, mübarek yerleri, oralardaki işgalleri herhalde hiç kaldıramazlar.